Tebrikler Armağan. Bu arada orkestra şefimiz Selçuk Tekay'ın bir bestesiydi. Kendisini de bir alkışlayalım lütfen. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Evet Armağan'cığım. Osman da şöyle seni yanına. Statikem Armağan'ın ağzına mikrofonu soktu. Çocuk statikem çekiyordu. Arkadan mikrofona bir dokundu. Armağan'ın da o anda tam neydi Bülent Hanım? Karar mı veriyordu? Karar perdesinde karar veriyordu. Yazık çocuğun ağzına mikrofon girdi vallahi. Vallahi girdi. Nasıl bir duygu bu? Hadi söyle bakalım yanıma gel. Nasıl bir duygu bu? Ağzına mikrofon girmesi. Tabii ki kötü bir duygu. Ama güzel toparladı değil mi? Hiçbir şey. Hiç renk vermedi. Ama her zaman ilkler güzeldir herhalde. Peki Armağan'cığım. Devam edelim o zaman sizde. Nasıl buldunuz? Bir tek bir şey söyleyeceğim. Çok güzel şarkı söylüyorsun ama gri ne ekrana ne sahneye yakışmayan bir renktir. Hani böyle komşu gezmesine gider gibi bir daha böyle grilerle çıkma olur mu? Dikkate alacağım. Hani olmaz yani. Saç rengine biraz uyuyor. Kır saçlar. Yok. Gri. Yok. Biraz gene de kaçma. Hani Bülent evet. Hanım, Ebru Hanım yıllardır sahneye çıkıyor. Onlar benden iyi bilir ama hani sahneye çıkarken öyle gri falan öyle. Bu arada Armağan Çağlayan'ı böyle takım elbiseyle göremezsiniz. Alaturka Star ya. Alaturka Star için giyindi böyle. Yakışmış mı takım elbise? Çok yakışmış şu anda. Ebru Hanım. Ben yine aynı şeyi söyleyeceğim. Tertemiz sesi var ve çok güzel okuyor. Gerçi bunun yorumunu aslında Selçuk Tekay'a sormak lazım. Çünkü bu şarkıyı birçok ünlü isim okudu. Ben mesela ilk sizin karşınıza geldiğimde, sesimi dinletmeye geldiğimde ilk söylediğim şarkıdır. Bu şarkı mıydı? Tabii. Ve Muazzez Abacı'nın albümünde yer almış bir şarkıdır ve çok önemli bir şarkıdır. Çok temiz, lezzetli. Yani çok bu lezzetli herhalde bu programdan sonra herkes anlayacak benim lezzetli dediğim zaman ne demek istediğimi. İnanılmazsın. Ama aynı fikirdeyim, gri olmaz. Değil mi? Daha böyle gri olmaz. Hani daha lezzetli bir renk. Siyah, bordo. Evet. Daha lezzetli bir renk. İyi ki seçmişiz diyorsunuz yani Ebru. Ben söylüyorum hepsi birbirinden güzel. Nasıl olacak bilmiyorum. Hadi hayırlısı bakalım. Orhan Bey. Çok güzel yorumladı. Acı elbiseye şöyle takılmıyorum. Acı yakışmış. Gri. Yakışmış mı diyorsunuz? Ufak, yakışmış. Saçlarının kırçıllığı belki aileden gelebilirmiş. Tahmin ediyorum. Yaş kaç kardeşim? 25. 25 yaşındasın. Evet. Tahmin etmiştim aileden. Ama elbise kır saçlara da yakışmış ayrıca. Çok teşekkür ederim. Çok güzel yorumladı. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bülent Hanım. Efendim bu şarkıyı ben okumuştum. Sayın Üstad'ın Külcesker bir şaheseridir. Ama güzel okudu, düzgün bastı sesleri. Ben beğendim. Siz de beğendiniz. Yani bir kusur bulamadım. Ne mutlu bana hocam. Sahneye de kendisini çok yakıştırıyorum. O saçının kırıyla... yaşıyla müsemma olmayan bir kırlık ama bu aileden herhalde efendim erken kırlaşma fakat o gravatın mendilin pırıltısı janjanı arjanı gri elbise falan güzel fakat derseniz ki şimdi Armağan Bey'e atıfta mı bulunuyorsunuz? Yani gri yanlış mı söyledi diye onu doğru söyledi. Ona da katılıyorsunuz. Pek tercih etmeyiz gri rengini. Bir de demin münakaşa ederken böyle sesimiz yükseldi. Orada da bir yerde haklıydı. Saat sahnede kullanmaz insanlar. Çok ayıptır. Nasıl ki çorapsız kadın olmazsa bir saatle de sahneye asla ve asla çıkılmaz. Onu da antiparantez söyleyeyim. Sonra derler ki işine geleni duyuyor, itiraz ediyor. İşine gelmeyeni de ama hiç örtbas ediyor derler. O bana yakışmaz. Orada haklıydı. Ötekilerde değil. Peki. Teşekkür ediyoruz. Armağan ağzına sağlık seni. Bir dakika bekletiyorum. Hemen sizlere aday numaralarını hızlıca hatırlatıyorum. Oylama devam ediyor. 201 Tuğba Ardus için, 202 Alper Aşar için, 203 Jale Can için ve 204 Davut Mançoğlu için oylamalarımız devam ediyor. Bakalım sırada kim varmış. Güncel'e dönüyorum.